Merhabalar, ben Sercan. Welcome back, guys. In this video, we are going to learn how we use the word gibi. We use gibi in different ways. In Turkish, we have postpositions, which function like prepositions in English. In this video, we are going to cover gibi as a postposition, like in these examples. O, annesi gibi konuşuyor. O, annesi gibi konuşuyor. Hava, buz gibi. Hava, buz gibi. As you see from these examples, gibi means like in English. I'm going to repeat these two examples so you can notice the word order. O, annesi gibi konuşuyor. O, annesi gibi konuşuyor. Hava buz gibi. Hava buz gibi. As you see, gibi comes after its complement, unlike in English. It is a postposition. And when gibi comes after the personal pronouns, the personal pronouns receive the genitive case suffix with the exception of third plural person. Here are some examples. Sen de benim gibi öğretmensin. Sen de benim gibi öğretmensin. Saadettin senin gibi çok çalışıyor. Saadettin senin gibi çok çalışıyor. Begüm onun gibi büyük şehirde yaşamıyor. Begüm onun gibi büyük şehirde yaşamıyor. Ela'nın annesi ve babası da bizim gibi farklı ülkelerden gelmiş. Ela'nın annesi ve babası da bizim gibi farklı ülkelerden gelmiş. Sizin gibi dürüst insanlar bize umut veriyor. Sizin gibi dürüst insanlar bize umut veriyor. Ben onlar gibi düşünmüyorum. Ben onlar gibi düşünmüyorum. As you see, only the third plural person does not receive the genitive case suffix when gibi comes right after it. So be careful with that. If you say, ben onların gibi düşünmüyorum, ben onların gibi düşünmüyorum with the genitive case suffix, that will be incorrect. And the same rule goes for the demonstrative pronouns as well. When bu, şu, o come before gibi, they also receive the genitive case suffix. Bunun gibi, şunun gibi, onun gibi. However, the plurals of those do not receive the genitive case suffix when they are used together with gibi. Bunlar gibi, şunlar gibi, onlar gibi. As you see, these do not receive the genitive case suffix. So now, let's see some more examples. Türkçeyi ana dili gibi konuşuyor. Türkçeyi ana dili gibi konuşuyor. Her insan gibi ben de saygı istiyorum. Her insan gibi ben de saygı istiyorum. Or you can also say, herkes gibi ben de saygı istiyorum. Herkes gibi ben de saygı istiyorum. Seninle konuşurken Ali amcamı hatırlıyorum. Aynı onun gibi konuşuyorsun. Seninle konuşurken Ali amcamı hatırlıyorum. Aynı onun gibi konuşuyorsun. Gibi can also be the predicate in a sentence. Now, let's see that for all personal pronouns in the simple present tense. Ben gibiyim. Ben gibiyim. Sen gibisin. Sen gibisin. O gibi. O gibi. Biz gibiyiz. Biz gibiyiz. Siz gibisiniz. Siz gibisiniz. Onlar gibiler. Or onlar gibi. Now, let's see a couple of examples. Sen
benim gibisin, sen benim gibisin, ben çocuk gibiyim, ben çocuk gibiyim. Another way we use gibi is when we tell the time. Her gün saat 10 gibi yatarım. Her gün saat 10 gibi yatarım. Yarın saat 3 gibi alışveriş merkezinde buluşalım. Yarın saat 3 gibi alışveriş merkezinde buluşalım. Other than these, gibi is also used when we want to say it looks like. I will cover this in another video since it's a long topic, but here I just want to give you a brief example. Yarın yağmur yağacak gibi. Yarın yağmur yağacak gibi. Before the end of this video, I would like to say that there is a song called Gibi Gibi from Barış Manço and another song which is called Gibi Gibiyim from Grup Gündoğarken. It could be interesting to listen to them after this video. Alright guys, thanks again for your time. If you have any questions, please let me know. See you in the next videos. Görüşmek üzere.